Diyelim ki 3 kişilik bir ekibiz ve bir oyun geliştirmek istiyoruz ama birimiz İstanbul'da, birimiz Malatya'da, diğeri de Berlin'de yaşıyor. Yani bambaşka lokasyonlardayız. Tek bir proje dosyası üzerinde birleşip nasıl oyun geliştireceğiz? Var mıdır ya bunun bir metodu, bir yöntemi, diğerlerin imdadına yetişmeye geldim. Sektörde source control veya versiyon kontrol isimleriyle bu olayları adlandırmışlar. Şimdi nedir bu versiyon kontrol? Basitçe proje dosyanız internette bulunuyor. Siz onun bir kopyasını kendi bilgisayarınıza indiriyorsunuz ve yaptığınız değişiklikleri sistemdekine yolluyorsunuz. Bu şekilde sistemdeki değişiyor. Arkadaşınız da sistem üzerinden indirebiliyor, değiştirebiliyor, farklı şeyler yapabiliyor. Bu versiyon kontrolü yapabileceğiniz birçok farklı program var. Büyük şirketler veya kalabalık ekipler araştırdığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla Perforce öneriyorlar. Ama Perforce size proje dosyasını yükleyeceğiniz bir cloud vermiyor. Ya birinin bilgisayarda lokal PC olarak belirlemeniz gerekiyor depolama için ya da bir yerden bir cloud hizmeti almanız gerekiyor. Küçük ekipler, indiler, özellikle yazılımcılar, programcılar, kod tarafına yakın olanlar ise GitHub'ı kullanıyor. Ama GitHub'ın da bize sunduğu cloud hizmetinde, yani bulut hizmetinde 1 GB'lık bir limitimiz oluyor. 5 kişilikte bir takım limitimiz oluyor. Ama ben bu videoda sizlere plastik SCM'yi anlatacağım. Plastik SCM'yi anlatmaya geçmeden önce kanalımda oyun tasarlama ve geliştirme içerikleri üretiyorum. Bir göz atarsanız, hoşunuza giderse abone, beğeni, bildirimle destek olursanız sevinirim. Bu arada hepinizi oyuncu, oyun geliştirici fark etmez, oyun sektörü Discord toplumumuza bekliyorum. Neden diğerlerini seçmediğimi söyledim. Peki neden plastik? Öncelikle plastik bize 5 GB'lık bir alan veriyor bedava sürümünde. Dediğim gibi GitHub'da bu 1 GB'tı. Hatta orada 5 GB yapmak için aylık 5 dolar falan vermeniz gerekiyordu. Plastikte 5 GB direkt bedava sürümünde veriliyor. Eksi olabilir tarafı 3 kişilik bir takım limitimiz var. Ama asıl sebep bu değil tabii ki. Bunlardan dolayı ben plastiği seçmedim. Plastiği seçmemdeki asıl sebep şuydu. Diğerlerine göre çok daha anlaşılır, çok daha kullanışlı. Yani çok daha kullanımı basit. Hiç kafa karıştırmıyor. Oyun geliştirme zaten çok komplike bir şey. Versiyon kontrol dediğimiz şey ekstra işin içerisinde bir komplikasyon, ekstra bir karmaşıklık eklesin istemedim. Çok rahat kullanabileceğim, hiç kafa karıştırmayan, basit, sade, düzgün bir şey olsun istedim. Diğerlerini de zaten ufak ufak denemiş, tecrübe etmiştim. En nihayetinde plastik kullanınca dedim ki abi benim sistemim bu. Bir saniye bile tereddüt etmeden hemen projelerimizi plastiğe geçirdik. Şimdi sebepleri, nedenleri falan konuştuk. Sizler de okey oldunuz, plastik kullanalım dediniz. Peki plastiği nasıl kullanacağız? Nasıllara başlamadan önce de şunu da söyleyeyim, ben bunu Unreal Engine üzerinden anlatacağım. Zaten plastik, yanlış hatırlamıyorsam, 2022 yılında Unity tarafından satın alındı. Hatta Unity versiyon kontrol diye ismini bile değiştirdiler. Yani Unity'nin içerisinde yedirilmiş halde var ve kullanımı muhtemelen çok daha basittir. Ama ben kullanmadığım, bilmediğim için orada hakkında ufak bir fikrim yok. Muhtemelen Google'da, YouTube'da falan bir ton tutorial vardır. Onlara bakabilir Unity'ciler. Biz Unreal tarafından bakalım. Bu arada içiniz rahat olsun. En ufak bir sıkıntı yok. Unreal kullanıyorum. Unity versiyon kontrol falan hiçbir problem yok. Hatta Unreal Marketplace'e Unity şirketinin yaptığı plugin bile var plastik SCM için. O pluginle bir işimiz yok ama bilginiz olsun diye söyledim. Şimdi plastiği nasıl kullanacağız? Tarayıcımızı açalım. Buraya plastik SCM yazalım. Plastiksecm.com'a tıklayalım. Buradan start for free diyelim. Burada bizi Unity hesabı açmaya doğru itiyor. Hemen 2 dakikaya bir Unity hesabı açın arkadaşlar. Burada sizden bu arada bir kart bilgisi isteyecek. Merak etmeyin, hiçbir şekilde para alma verme mevzusu olmuyor. Bu işlemleri hallettiğiniz Unity hesabı açtığınız zaman hemen geri dönelim. Plastik SCM download diyelim. Şuradan download sitesini tıklayalım. Buradan soldaki Cloud Edition'a download diyeceğiz. Otomatik olarak da ekran gelecek. Şimdi nereye indirelim sorusuyla. Masaüstüme ben atıyorum. Masaüstümüze indi arkadaşlar. Hemen çift tıklayıp kurulumunu yapalım. Tamamıyla default bir kurulum yapacağız bu arada. Hiçbir ayarına dokunmamıza gerek yok. Evet, kurulum bitti. Finish deyip kapatıyoruz. Muhtemelen sizlere kurulum esnasında şöyle bir ekran gelecek arkadaşlar. Soldakini seçeceğiz. Zaten açıklamasına bakarsanız görürsünüz. Bizim kullanacağımız Unity versiyon kontrol. Burada yazan Clone Client'ta falan herhangi bir işimiz yok. Plastiği açtık. Sizi bu tarz bir giriş ekranı karşılayacak. Buradan Unity ID'ye tıklayıp açtığımız Unity hesabını girebiliriz. Hesabımıza da giriş yaptık ve bizi şöyle bir ekran karşılıyor. Sağ üstteki 3 noktaya tıklayarak veya Google'dan Unity Cloud'a girin arkadaşlar. Unity Cloud'a girdiğinizde sizden bir giriş ekranı da gelebilir. Biraz önce girdiğiniz için otomatik olarak da girebilir. Ben hemen girişim yapıyorum. Unity Cloud'u açtık. Şimdi buradan arkadaşımızı ekleyeceğiz ki proje dosyasında beraber çalışabilelim. Sol taraftan Seeds'e tıklıyoruz. Bunun ismi değişebilir arkadaşlar. Önceden farklı bir şeymiş. Şu an bambaşka bir şey. Bunu bulmam çok uzun sürdü. Herhangi bir yerde bilgi falan da yok. Bu tarz hani plastikle alakalı sıkıntı yaşarsanız hiç çekinmeden Unity'nin desteğini, plastiğin desteğini yazın. Hemen cevap veriyorlar. Unreal'cı, Unreal'cı hiç bakmadan hemen adamlar saniyesinde cevap veriyor. Seeds'e tıkladıktan sonra buradan Assign Seeds deyip, dediğim gibi 3 kişilik sınırımız var. Buraya diğer arkadaşınızın Unity'ye kaydolduğu e-maili giriyorsunuz. Admin yetkisi vermek istiyorsanız admin yetkisini veriyorsunuz. Doğru maili girdiğiniz varsayıyorum. Buradan Assign Since'e tıkladığınız an arkadaşınız artık ekibin bir parçası oluyor. Yetkilerini falan da buradan maili açıp aşağıdan edit edit falan diye ayarlayabilirsiniz. Arkadaşımızı ekledik. Maili burada gözüküyor. Şimdi işte gidip bir ortak proje oluşturalım. Bunun için tabii ki Unreal açıyoruz. Bir tane projeniz varsa da olur. Yeni de açacaksanız da olur. Proje açın veya
hala var olanlardan seçin. Daha sonrasında plastiğe geri döndüğümüzde sol yukarıdan bilgisayar ikonuna tıklayıp şöyle bir ekranla karşılaşmamız gerekiyor. Buradan projeyi açacak olan kişi Create a New Organization diyecek. Tıkladıktan sonra isim ve server seçeceğiz. Doğru server'ı seçmenin önemini anlatmama gerek yok. Avrupa ise Avrupa, Amerika ise Amerika. Organizasyonumuzu oluşturduktan sonra artık repoyu oluşturup oradan projemizi açabiliriz. Buradan soldan bilgisayar yerine girip reponun karşısındaki artıya basarak kendinize yeni bir repo oluşturun. Yani yeni bir proje dosyası diyeyim ben. Oluşturun. Buradaki location'a tıklayarak üzerinde çalışacağınız proje dosyasını seçip transfer seç deyin, create deyin. İlk defa bütün bir projeyi aktardığınız için tabii ki uzun sürecek. Ama bundan sonrakilerde sadece yaptığınız değişiklikleri aktaracağı için saniyeler, saliseler falan sürecek, merak etmeyin. Şimdi burada soldaki sizin hesabınız, sağdaki ise içinde bulunduğunuz cloud'lar, yani bir nevi ekipler. Yani ekipteki diğer arkadaşınız bu sağdaki yere tıklayıp buradan ortak proje hangi cloud'da geliştiriyorsanız onu seçecek. Seçtikten sonra direkt buraya gelmesi lazım. Gelmiyorsa bir kapı aç yapsın. Arkadaşınız da bu şekilde bir download repo gelmesi lazım. Çünkü proje dosyasını o indirmemişti kendi bilgisayarına. O da kendi bilgisayarına indirecek. İndirdikten sonra da buradan açabilecek orayı. Tamamdır aslında. Bütün temel işlemleri hallettik. Hesabımızı kurduk. Projemizi açtık. Arkadaşımızı davet ettik. O da projeyi indirdi. O da plastik sayesinde ortak proje dosyasını açabildi. Böylelikle şu an tek bir proje dosyasında birleşebildik. Şimdi arkadaşlar bundan sonrası plastiğin o ince detaylarını anlatmaya giriyor. Ona da başlarsam hakikaten 1,5-2 saat sürer. Ben sadece en temel bilinmesi gerekenleri vereceğim. Detaylarına iyice hakim olmak, öğrenmek ve kullanmak isteyenler için bir Udemy kursu var. Açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Benim herhangi bir maddi kazancım, sponsorluğum vesaire yok arkadaşlar. Ben de satın aldım, ben de izledim, ben de öğrendim. Kuponlu ucuz linkini bırakıyorum zaten. Oradan 100-150 liraydı sanırım. O minvalde bir parayı alabilirsiniz. Olur da kupon biter, bir şey olursa söyleyeyim. Ben de kurs yapan arkadaşa söyleyeyim. O da kupon yapmak ister, indirim yapmak isterse tekrardan kupon yapar. İndirim şekilde erişebilirsiniz. Sizin de proje dosyanıza bu ignore.config gelmiş olması lazım. Ona sağ tıklayıp notepad olarak açıp sisteme gitmesini istemediğiniz klasörleri yazıyorsunuz buraya. Sisteme bu üç klasörün gitmesine gerek yok. Bunlar çünkü herkesin kendi bilgisayarıyla alakalı şeyler. Sadece config ve content klasörleri gitse yeterli. Ve bu sayede sistemi gereksiz yere şişirmemiş oluyorsunuz. Daha sonrasında yaptığınız değişiklikler bu pending changes'in altına geliyor. Burada yaptığınız değişiklikleri sisteme önermek istiyorsanız seçiyorsunuz. Açıklamasını falan girip check-in dediğiniz anda sisteme gönderiyorsunuz. Sisteme gönderdiğiniz şeylerse bu Branch Explorer'dan görebilirsiniz. Yaptığınız her check-in yeni bir save oluşturuyor burada. Yeni bir daire oluşturuyor. Her daire bir save dosyası olduğu için sağ tıklayıp Switch Workspace to this change set dediğiniz anda save'ler arasında tek tıkla gidip gelebiliyorsunuz. Daha sonrasında Udemy kursunda izledim ama kullanmadığım için hakim olmadığım merch olayı var. Bu da şu işe yarıyor. Diyelim ki bir arkadaşımız envanter sistemi yaptı. Ben de silah sistemi yaptım. Bunları birleştirmek istiyoruz. Şuradaki merch from this change set to'ya tıklayıp neyi atacağımızı, nereye atacağımızı falan seçip iki save dosyasını birleştiriyoruz. Bazen çakışmalar falan olabiliyor. Ama çakışmalar genelde aynı blueprint class içerisinde bir değişiklik olunca oluyor. Yani bambaşka sistemler tek bir yere birleşince bir sıkıntı olmuyor genelde. Yani bu kadar sanırım ya. Video tabii size kısa gelmiş olabilir de çekmesi biraz uzun sürdü. O yüzden şu an kafam karıştı. Eksik bir yer var mı yok mu tam hatırlayamıyorum. Ama sanırım yok. Unity hesabını açtık. Plastiği indirdik, kurduk. Yeni bir repo açıp oradan arkadaşımızı davet ettik. Arkadaşımız indirdi. Arkadaşımızla biz de Open Workspace deyip aynı proje dosyasını açabildik. Basitçe pending change'den check-in yapmayı, yani sisteme save göndermeyi, gereksiz şeyleri ignorlamayı ve Branch Explorer'da save'ler arası gidip gelmeyi vesaire, yani çok temel şeyler göstermişim. Evet sanırım yeterli bu kadar. Son olarak tekrardan şunu da hatırlatayım. Olur da bir sıkıntı, bir problem yaşarsanız Unity'nin de desteğini, Plastic'in de desteğini yazmaktan çekinmeyin dediğim gibi hemen cevap veriyorlar. Tabii ki İngilizce yazmanız lazım. Bilmeyenler Translate'den falan yardım alabilir. Bana sorarsanız ben bilemeyebilirim. Google'a sorarsanız bulamayabilirsiniz. Oradan direkt çok hızlı şekilde sorunuza direkt çözüm bulabilirsiniz. Umarım en temel kısmıyla alakalı eksik gedik bir şey anlatmamışımdır. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımda oyun tasarlama ve geliştirme içerikleri üretiyorum. Bir göz atarsanız, hoşunuza giderse abone, beğeni, bildirim ve destek olursanız sevinirim. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Well, let me have a rule and a saw and a board and I'll cut it. I'll climb up a ladder with a hammer.